rezervlerde önemli gelişmeler görüyoruz. Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023 tarihinde 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. 52 milyar dolara ulaşan bu artış, ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak bakımından son derece olumlu bir gelişmedir. Rezervlerdeki artış, risk primindeki düşüş ve TL mevduatlarının artışı, ekonomi politikalarımızın doğru yönde ilerlediğinin ve piyasalarda olumlu yansımalar oluşturduğunun somut göstergeleridir. Değerli arkadaşlar, geçen yıl ilan ettiğimiz reform programımızda, orta vadeli programımızda öncelikli reformlar da belirlemiştik. Burada gördüğünüz üzere çeşitli çeyrekler bazında bir takvimlendirme yapmıştık. Bu noktada da geldiğimiz son durumu sizlerle paylaşmak isterim. Yansıda gördüğünüz gibi birinci çeyrekte 26 reform eylem planımız vardı. Bunun 20'sini gerçekleştirmiş durumdayız. İkinci çeyrekte 8 eylemimiz vardı. Bunun 2'si şu ana kadar tamamlanmış durumda. Sürekli dediğimiz devam eden eylemlerimizin ise ikisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla ilk yarı için, 2024 yılının ilk yarısı için belirlediğimiz 36 eylemden 24'ünü gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Değerli arkadaşlar, şimdi de bir yeni döneme ilişkin, güncel OVP'ye ilişkin sizlerle sunumumu paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir makro politika çerçevesiyle başlayacağım. 2025-2027 dönemi programımızın temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın arttırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu hedefler doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü bir şekilde eş güdüm içinde uygulanması sağlanacak ve enflasyonla mücadele öncelikli temel bir alan olarak ele alınmaya devam edilecektir.